NATO üyeliğiyle birlikte Türkiye'de Gladio yapılanması ortaya çıktı. Kritik kurumlara sızan Gladio, Türkiye'nin son 70 yılına kanlı bir tarih bıraktı. Türkiye için dönüm noktası sayılabilecek birçok olayda Gladio'nun parmak izlerini görmek mümkün. Gazi Mahallesi olayları, Kahramanmaraş ve Sivas katliamları, Uğur Mumcu suikasti, 80 darbesi, Hrant Dink cinayeti, Ergenekon balyoz kumpasları ve nihayetinde 15 Temmuz darbe girişimi. NATO haber dizimizin bu bölümünde Gladio'nun Türkiye'deki eylemleri var. Türkiye son 70 yılda Gladio operasyonlarıyla baş başa kaldı. Bu operasyonlar kimi zaman suikast, kimi zaman toplumsal kışkırtma, kimi zaman terör eylemleri olarak kendini gösterdi. Bahsi geçen bu olaylarda kullanılan örgütlerin adı değişse de kumanda merkezi hep aynıydı. NATO Gladio'su. Takvim yaprakları 15 Ağustos 1955'i gösteriyordu. İstanbul'da Rum ve Ermeni ailelerin kapılarına gizli eller tarafından haç işareti çizildiği fark edildi. 6 Eylül günü de Demokrat Parti Milletvekili Mithat Peri'nin Express gazetesinde Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atıldığı haberiyle intikam çağrıları yayımlandı. Yıllar sonra 1991'de Özel Harp Dairesi Başkanı Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu'nun bir özel harp dairesi işi olduğunu açıkladığı muhteşem bir örgütlenmeydi ve amacına ulaşmıştı diyeceği tertibin ilk kıvılcımı çakıldı. Taksim'de büyük kalabalıklar toplandı. Müslüman olmayanların çevredeki işyerlerine saldırı ve yağma eylemleri başladı. Saldırılar hızla bütün İstanbul'a yayıldı. Yıkıcı eylemler İzmir'e de sıçradı. Resmi saptamalara göre 6 ila 7 Eylül günleri çoğu Rum ve Ermenilere ait 5.583 iş yeri ve ev tahrip edilmiş ve yağmalanmış. 3 kişi öldürülmüş, 30 kişi yaralanmış, 73 kilise, 1 havra, 8 ayazma, 2 manastır yıkılmış ve yakılmıştı. Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atan Oktay Engin ise o tarihlerde MİT elemanı olan bir öğrenciydi. Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı'na kadar yükseldi. 16 Mart 1978 günü İstanbul Üniversitesi'nde 16 devrimci gencin bombalanarak katledilmesi olayına adı karıştı. 12 Eylül 1980'de de Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu. Kışkırtmayı yapan Express gazetesi sahibi DP Milletvekili Mithat Perin de MİT mensubuydu. Olayların Türkiye satına yayıldığı sırada kritik bir isim de İstanbul'daydı. CİA Başkanı Alan Dulles. Kahramanmaraş katliamı. 12 Mart darbesiyle birlikte ülke içerisindeki dengeler değişmişti. Halk içerisinde kamplaşma yaratılmaya, bununla birlikte sağ sol, Türk-Kürt olmak üzere farklı kesimler karşı karşıya getirilmeye çalışılıyordu. Kutuplaşmaya Alevi-Sünni ayrımı da eklenmeliydi. 12 Eylül Amerikancı darbesinin koşulları bu şekilde hazırlanıyordu. Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapan Ecevit hükümetinin 1977 seçimlerinde az bir farkla tek başına iktidar olması Gladio için bir fırsattı. Tıpkı 6 ila 7 Eylül olaylarında olduğu gibi bir CIA ajanı olan Ankara'daki Amerika Büyükelçiliği 2. Katibi Alexander Peck, kanlı olayların başlangıcı olan 19 Aralık 1978'den kısa bir süre önce Kahramanmaraş'a gitti ve orada bir süre kaldı. Cüneyt Arkın'ın başrollerini oynadığı Güneş Ne Zaman Doğacak adlı film Kahramanmaraş Çiçek Sineması'nda gösteriliyordu. Film, Sovyetlere giden iki gurbetçi Türk'ün anılarını anlatıyordu ve film oynarken seyirciler arasından Müslüman Türkiye, Komünistler Moskova'ya, Katil iktidar gibi sloganlar atılıyordu. Film arasında salonda patlayan ses bombasıyla ortalık karıştı. Dışarıdan galyana gelenler slogan atarak yürüyüşe geçti. PTT binası, CHP, TKP başkanlıkları, TÖPDER ve diskin camları kırılarak yağmalandı. 20 Aralık günü Alevileri hedef alan Akın Kıraathanesi bombalaması gerçekleşti. 2 kişi ağır yaralandı. 21 Aralık günü bu olayların gerginliği devam ederken Türkiye İşçi ve Köylü Partisi üyesi ve devrimci öğretmenlerin örgütü TÖPDER içerisinde aktif görev alan Mustafa Yüzbaşıoğlu ve Hacı Çolak hedef seçildi. Öğretmenlerin öldürülmesi kentte büyük tepki uyandırdı. 22 Aralık Cuma günü öğretmenlerin cenazelerini almaya gelenler hastanenin önünde toplandı. Bu kalabalık kitleyi bekleten hastane yönetimi Cuma namazı çıkışı cenazeleri teslim etti.
Cuma namazından çıkanlar cenazeleri komünistlerin namazı kılınmaz diyerek camiye sokmadı. 10 bin kişilik kitleyi dağıtmaya güvenlik güçleri yeterli olmayınca Maraş'ta solculara ait dükkan ve iş yerleri yağma edildi. Taş ve sopalarla tahribat yapan gruplar askeri birlikler tarafından kovalanarak dağıtıldı. Olaylar sonunda eylemcilerden 3 kişi hayatını kaybetti. Bu kayıplar sağ kesimde büyük yankı uyandırdı. Sağ solla Alevi-Sünni fay hatları harekete geçirilmeye çalışılıyordu. Şehir merkezinde yaşanan olaylar çevre köylerde de etkisini gösterdi. Katliamın uygulayıcıları kentin çevresindeki Sünni köylere giderek oradaki insanları Maraş'taki solcular, komünistler, Aleviler birleşerek cami yakıyorlar, kadınlara tecavüz ediyorlar diye kışkırttılar. Alevilerin daha azınlıkta olduğu mahallelerde ev aramaları ve baskınları gittikçe arttı. Özellikle Yörük Selim mahallesindeki olaylarda insanlık adına utanç verici olaylar yaşandı. Ecevit hükümeti kolluk kuvvetlerinin yetersiz kalması üzerine Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'e başvurdu. Fakat Evren, sıkı yönetim ilan edilene kadar tek bir askerin bile olaylara müdahale etmesine izin vermedi. Katliamların sürmesi ve diğer illere sıçrayan olaylardan ötürü 25 Aralık günü 13 ilde sıkı yönetim ilan edildi. Sıkı yönetim ilanıyla birlikte kısa süre sonra ortam yatıştı. Resmi rakamlara göre 111 kişi öldü. Yerel kaynaklara göre ise 150'den fazla ölü vardı. 176 kişi ise yaralanmıştı. 28 Mayıs 1980 günü kana kan intikam haykırışlarıyla başlayan Çorum katliamı süreci 10 Temmuz 1980'e kadar devam etti. Saldırılarda 57 Alevi yurttaş öldürüldü. 300'e yakın yurttaş yaralandı. 300'e yakın ev ve iş yeri ise tahrip edilerek yıkıldı. Ankara'daki Amerika Büyükelçiliği 2. Katibi Alexander Pekin, tıpkı Kahramanmaraş'ta olduğu olaylardan hemen önce Çorum'u da ziyaret ettiği ortaya çıktı. Uğur Mumcu suikasti, Eşref Bitlis'in şüpheli ölümü, Ahmet Taner Kışlalı'nın öldürülmesi, Rahip Santoro cinayeti, Hrant Dink cinayeti, Rus Büyükelçi Andrei Karlov'un öldürülmesi. Türkiye'de ağır depresyonların öncüsü olan bu cinayetlerin altından da hep Gladio'nun örgütlenme ağı çıktı. Gazi Mahallesi olaylarıyla Gladio, Türkiye'deki kutuplaşmayı derinleştirmek istedi. Ergenekon ve Balyoz gibi tertipler yapıldı. Türkiye'nin yurtsever aydınları cezaevlerine atıldı. Devlet kurumlarına Fethullahçı Gladio yerleştirildi. 15 Temmuz'a giden süreç adım adım inşa edildi. Ve takvim yaprakları 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde Gladio harekete geçti. NATO üsleri kullanılarak Türkiye bombalandı. Gladio'nun emniyet ve ordu kurumlarına sızan elemanları süreci bizzat yönetti. Türk milleti darbeye direnen ordu ve polis mensuplarıyla birlikte 12 saat Gladio ile çarpıştı ve o savaştan zaferle ayrıldı.